Merhabalar, bizimle başka bir güne hazır mısınız? Bu sefer de yine kış sporlarından olan snowshoe'yu denemeye gidiyoruz. Snowshoe, bol karlı olan yerlerde rahatlıkla yürümenizi sağlayan aslında böyle düz tabanlı bir yani alet diyeyim yani. Şimdi onu denemeye gideceğiz. Bu gittiğimiz yerde köpeklere de izin varmış. Şöyle arkada göstereyim dediği. Evet, Teddy'yi de yanımıza aldık. İlk defa bizimle karda yürüyüş yapacak. Aynen. 6.30'da uyandık çünkü çok kalabalık oluyor genelde böyle yerler Washington eyaletinde. Gökçe yolda gösterirsen şimdiden bir sürü araba yolda. Bu arabaların çoğu böyle kayak ya da kış aktiviteleri veya işte doğa yürüyüşü için yoldalar. O yüzden biz de erken gidip yer kapmaya çalışacağız park yerinde. Bakalım. Park genelde sorunlu oluyormuş ve çok çok erken doluyormuş. Yani bu genel zaten hani Washington eyaletinde problem. Bu kadar güzel bir eyalet olunca tabii ki herkes doğada yürüyüş ya da bir spora ilgi duymuş oluyor. Öyle olunca da yetmiyor yani park alanları ve bulunan hike yolları. O yüzden her hafta sonu erken kalkıyoruz yine. Bakalım umarım bugün yer buluruz ve rahat rahat yürüyüşümüzü yapıp geri dönüş yaparız. O zaman snowshoe yaparken görüşmek üzere. Evet, yürüyüş yapacağımız yere geldik. Gördüğünüz gibi arabalar arka arkaya. Erken gelmemize rağmen durum bu şekilde. Teddy de yanımızda. Teddy çubuk almaya çalışıyor. Snowshoe olayını ben çok beğendiğimi söyleyemem. Yani özellikle şu an kar zaten. Yani sıkışık kar öyle olunca tam olarak snowshoe'ya ihtiyacımız yok aslında. Ayakkabımızın altına şu traction device dedikleri böyle bir zincirli şeyler var. Onu taksak bence yeterli olurmuş. Ama bunu kiraladık işte ayağımızdaki bu snowshoe'yu. Burada REI var. İşte doğada yapacağın her türlü macera için gerekli olan alet ve edevatları. Ah işte ayağım çıktı böyle çıkıyor. Kiralık alınca böyle oluyor arkadaşlar. Neyse şunu takayım önce bir. Tamam taktım. Ariyay'dan bahsediyordum. İşte burada yapabileceğiniz her türlü doğa sporlarında gerekli olan alet edevatı satan çok büyük bir mağaza. Amerika çapında. Şimdi aletten biraz bahsedecek olursak. Şöyle şuralarını bağlıyorsunuz ayağınıza. Yani kendi ayağınızın uzun yani büyüklüğüne bağlı değil yani sabit bir boy. Şu kemer gibi gördüğünüz şeyleri sıkıştırarak takıyorsunuz. Altında şurada bakın dişli bir yer var ya orası işte karı tutan yer. Böylece kaymanıza engel oluyor. Yüzeyinde geniş olması tabii. Eğer böyle çok bol karlı bir yere gidiyorsanız hani Özellikle. altı boşsa sizi batırmıyor yani o yüzden aslında. Ama şu an bizim olduğumuz yer pert kar. Özel bir ayakkabı gerekiyor mu? Ne için özel? Bunu giymek için. Yok herhangi bir ayakkabınız olabilir. Yani tabii yine hani hiking, doğa yürüyüşlerinde kullandığınız ayakkabınızı tercih edebilirsiniz. Yani spor ayakkabısı kullanmayı zaten ayağınız düşür herhalde. Şurada aslında göl. Arkasında da çok güzel dağ manzaraları vardı ama şimdi yani bulutlar kapadı. Metin snowshoe hakkında ne düşünüyorsun? Snowshoe bu geldiğimiz yer için gereksiz çıktı. Evet. Çünkü çok yollar düz. İnsanlar hala çıkarmıyorlar. Biz çıkarıp yürümeye devam ettik çünkü yavaşlatıyor bayağı ekstra bir ağırlık yani. Normalde ama derin bir kar olsa işimize yarardı. Evet. Bugünlük bizim işimize yaramayacak gibi. Şuraya bıraktım. Gökçe'ye kalsa bırakıp gidecek ama. Şuraya bıraksak geri dönüşte alsak olmuyor mu ya? Bir de bunu taşımakla uğraşıyoruz. Evet, şimdi gölün çevresinde yürümeye başladık. Şu gördüğünüz alan tamamen dolmuş.
Hava beklediğimden biraz soğuk çıktı bugün. Uygun giymemişim havaya göre. Metin daha iyi bir iş yapmış. Ben birazcık donuyorum o yüzden. Tedo en iyisini yapmış. En güzel kürkünü giymiş. Sakallar da karlanmış değil mi oğlum? Hadi gidelim diyor. Gölün dolmamış bir kısmını ileride görebilirsiniz. Şuradan itibaren ama hep donmuş. Şöyle ağaçların içerisinden geçtik. Tedo bir şeyler duydu, yukarıdan bakıyor. Kesin bir hayvan geçiyor şu ormanın arkasından. Zaten şuralarda hep böyle wildlife crossing diyor yani. Hani vahşi hayvanlar geçebilir gibisinden buradan diye. Tedi kesin sesleri duyuyor. Kar yiyor Tedi. Yani Tedi çok komiksin ya. Evet. Okay. Gölün etrafındaki yürüyüşümüzü tamamladık. Şimdi arabaya park ettiğimiz yola doğru yürüyoruz. Burası ilk karlı yolda Teddy ile yürümeyi seçtiğimiz bir yer oldu. Çünkü gölün etrafı kısa. Teddy nasıl yapacak karda anlamamız için bir şey seçmiştik. Gayet de güzel yaptı. Şimdi şöyle göstereyim herhalde. Oh. Oh. So cute. Snowshoe'ları geri bırakıyoruz. Size bahsettiğim REI dükkanı. Burası acayip büyük. Her türlü ihtiyacınızı giderebileceğiniz yani spor ve aktif yaşam anlamında bir yer. Çok seviyoruz biz burayı. Şimdi içeri gireceğim. Bunları bırakacağım. Snowshoe'ları bıraktım. Metin ve Teddy beni arabada bekliyor. Teddy'yi bir göstereyim. Teddy! Such a good boy. Şimdi kahvaltı sipariş etmiştik. Onu alacağız. Bir de içecek sipariş etmiştik başka bir yerden daha. İlginç bir içecek ve sadece meyve suyu sıkması bir şey vardı. Onları alacağız bakalım. Evet, buradan yemek aldık. Eve kadar gitmeyi beklemeyip bir otoparka çekip yemeğe karar verdik. Burada kahvaltı burritosu aldık. İçerisinde herhalde bayağı bir çeşit bir şey var. Neler var? Veggie sosis var. Yumurta var. Ondan sonra soğan vesaire. Metin de aynı şeyi aldı. Bir de onun yerine başka bir yerden de şöyle ilginç bir şey aldım. Onu göstermek istiyorum. Şöyle. Ay, bu ışıktan gözükmüyor olabilir. Bloom juice diye. Limonlu, lavantalı bir süt. Ama bu süt şeyden. Cashew bir fındık fıstık çeşidi. Türkçesini hatırlayamadım ama içerisinde lavanta var, limon var, raw honey var yani bal, alkalin suyu var. Bilmiyorum, çok ilginç geldi bana, bunu denemek istiyorum. Metin sen ne almışsın? Benim de taze sıkılmış meyve suyu. İçinde havuç var, elma var, limon var. Bir de beet, İngilizcesi neydi? Ha, şey, Türkçesi. Pancar, evet. Evet. Evet, şimdi burada yemeklerimizi yiyeceğiz bakalım. Seattle'a giriş yapıyoruz. Hava bugün çok güzel. Ocak ayında bu havayı bulmak çok sevindirici. Şimdi de Pike Place Market'e gidiyoruz. Seattle'ın en meşhur marketlerinden. Çok güzel bir yer. Balık alacağız. Evet.
Evet, Fireflies'a geldik. Teddy'yi de yanımıza aldık. Okyanusu da göster. Aynen. Şimdi tam suyun kenarındayız. Karşıda dönme dolaplar. Karşıda bir tane tek market var. Sen neredeydi o? Hemen karşımızda. Ha, evet, Turkish Delight var şurada ama hiç giyemedik. Marketin önünde sıra var. Şurada Turkish Delight yazıyor. Biz hiç denemedik ama börek falan satıyor sonra. Evet. Şimdi burada en sevdiğimiz yeri göstereyim. Piroşki piroşki. Rus pastanesi diyebilir miyiz piroşkiye? Piroşkiye. Rus pastanesi diyebiliriz. Gideni göstereyim. Kesin burada bir kahvaltı yapalım. Zaten sıraya bakın, göstereyim size. Herkes bu piroşki piroşki bekliyor. Bizim Türk böreklerine benziyor diyebilirim. Piroşki piroşki bizim Türk böreklerine benziyor diyebilir miyiz? Bence börek değil ama börek de ne denir ona? Poğaça. Ha evet, daha poğaça. Birçok çeşidi var. Kıymalısı da benim favorim ama. Burada ha, meşhur peynircisi. Aynen. Çekebilir. Burada peynir yapıyorlar. Göstereyim yapımını. Bugün yapmıyorlarmış. Şansımıza. Yoksa şuradan gösterebiliriz. Diğer balıkçıda sadece somon olduğu için Pike Place Market'in içine gireceğim. Girişi şöyle. Biraz kalabalık olduğu için girmek istemiyordum. İçinde börek çiçekçiler var bayağı. Bizim balıkçı da az ileride. En meşhur balık somon. Ben kılıç balığı alacağım. Somonun pound bizdeki yarım kiloya eşit yaklaşık olarak. Somonun yarım kilosu $15. Burası da clam chowder satıyor. Balık ürünleriyle yapılan çorbadan. Mükemmel gerçekten. Daha önce denemiştik. Hey! Amerika'da merak ettiğiniz veya paylaşmamızı istediğiniz şeyler varsa yorumlara ekleyin. O konular hakkında da video çekmek isteriz. Bu ara marketle ilgili
Bayağı geri bildirim aldık. Yakında market videosuyla geliyoruz. O zaman bu videoyu da burada bitirelim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.